Fanatik gazetesinde Mertens ve Torreira ilk 11'de şeklinde bir haber görüyoruz. Önce onun detayını bir okuyalım. Ümraniye'nin Fenerbahçe ve Antalya ile oynadığı maçları inceleyen Okan Hoca rakibini hücum ağırlıklı bir kadroyla devirmeye hedefliyor. Takımın yeni yıldızlarından Mertens, Seferovic'in hemen arkasında ikinci forvet, Torreira ise savunmanın önünde oyun kurucu rolünü üstlenecek denmiş. Bu arada diğer bölgelere ilişkin de değişikliklerden bahsedelim. Boye, Nelson, Abdülkerim ve Fanan Oltun'da savunma dörtlüsünü oluşturacakları söyleniyor. Yani, ne dersiniz bu oyuncuların? Galatasaray'da bir değişiklikler yapıyor. Yani bulamadı 11'ini. Tabii bu iki oyuncunun transferi ve hazırlar mı, idman eksikleri var mı bilmiyoruz. Yani biz mesela Mertens ekstra... için yaklaşık bir aylık bir süreç diyorlardı ama. Vallahi ben risk alacağını düşünmüyorum. Yani şimdi oyuncuyu oynatırsınız, hazır değildir. İşte adalesinde, kasığında bir sorun oluyor. Ondan sonra 1,5-2 ay olmuyor. Yani hazır değilken şans verdiğiniz için bunlar yaşanıyor. Yani doktor değil sonuçta ama yani hazır olmayan oyuncuları sahaya sürerek bu tür hataları yapan hocalar oldu. Yani hoca biliyordur performansını ama Galatasaray'da 11'ini bulamadı. Galatasaray'da da biraz erken tartışmalar başladı. Erken sıkıntılar başladı. Erken stres başladı. Hayal kırıklığı demeyeyim ama tepkiler de var. Enteresan bir şekilde. İki maç oynanmış. İşte Sayın Başkan'ın Okan Buruk'la işte bir araya gelmesi, ona güven şey yapması, bunun işte medyada yer alması. Ya bir daha bir durun, bir iki maç oynandı. Yani ne olacak tabii. Yani sonuçta yeni bir takım, bir sürü bu takıma yeni transferler yapıldı ve bunlar zor adamlar, önemli adamlar, marka adamlar. Yani bunları tabii idare etmek, ne bileyim, bunlarla uğraşmak da kolay iş değil. İşte bugün Adana Demirspor'un başkanı Balotelli için ne diyor Sayın Murat Sancak? Ben diyor oynatırım diyor. Ben diyor şey anlıyorum diyor, onun diyor dilinden diyor. Yani adamı tamam bir yere verebilirsiniz ama diyor yani onu bir oyuncuyu da oynatmak, şey yapmak yani şey değil. Özellikle yıldızlar kaprisli yani. Balotelli de kaprisli bir adam ama baktık Adana Demir'de adam iyi oynadı yani. Şey yapmadı, çok sorun çıkartmadı gerçekten. Yani Galatasaray'da da yani Mertens yani çok kariyerli bir oyuncu. Torreira yine aynı şekilde. Hoca oynatacak. Bizim de bu yönde haberlerimiz var. Kadroda bir değişikliğe gidecek. Ama ne kadar hazırlar değiller. Bir de bir tane gol attı Galatasaray. Evet. Yani bir orada bir sıkıntı yaşıyor. Ya bu sorunu bu hafta herhalde çözerler diye umuyorum. Sonuçta hocanın düşündüğü bir 11 vardır. Bu haberdeki gibi ikisi de 11'de oynayacağına göre. Peki neden? Yani biraz önce bu homurdanmalar erken başladı, hayal kırıklıkları erken başladı diye. Neden acaba böyle? Yani neden bu kadar sabırsız acaba Galatasaray taraftarları? Ya sadece Galatasaray ya da değil. Yani diğer takımlarda da var. Yani bugün Beşiktaş'ta da aynı şekilde hocaya yani çok tepkiler var. Şu an hiçbir takım tam hazır görüntü vermiyor. Yani vermesi de beklenemez. Yani bir 5 hafta geçsin, 6 hafta geçsin. Evet. Yani tamam sezon başı hazırlıkları yapılıyor, hazırlık maçları oynanıyor ama ya bizim Türk takımları hep transferi daha geç yapıyorlar. İşte bazı transferler kamp dönemine yetişiyor, bazıları kamp dönemine yetişmiyor, bazıları şimdi geliyor. Yani bu yıllardır devam eden bir şey. Yani bunun böyle dersini çok alan bir takım var, takımımız var mı diye bakıyorum. Yok. Yani kısmen transferleri zamanında plan. Bu Trabzonspor geçen sezon iyi yaptı. Yani çok erken bitirdi ve erken hazırlık dönemlerindeki transferler gündeme geldi ve yapıldı. Bu sene şimdi Galatasaray öyle bir şey ki. Yani yeni bir yönetim, yeni bir hoca, yeni futbolcular. Yani zaman vermek lazım ya. Yani 5'te 7, 8, 10 hafta zaman vermek lazım Galatasaray'a. Ama gördüğümüz kadarıyla hocanın da böyle bir kredisi yok ne yazık ki. Yok. Yani yok, hayır. Ya iki tane mağlubiyet. Okan Buruk'un kredisinin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Vallahi iki tane iyi sonuç almasın. Yani şey olur. Ne olacak, kim gelecek? Kim gelir, kim gelmez bilmiyorum ama yani çok sabırlı olunduğunu düşünmüyorum. Yani hocanın o kadar, yani hocaya bir kere şunu diyor taraftar. Yani bu müthiş oyuncular aldık, bizim iyi sonuçlar almamız. Şimdi rakibiniz 6 gol atarsa ya da iyi sonuçlarına devam ederse, sizin Avrupa maçınız da yok, iyi oyuncular da var, niye oynayamıyoruz, niye gol atamıyoruz filan diyorlar. Ben demiyorum yani.
Bunu başkan da sormuş kendisine. Yani o bir niye, saatlik görüşmede. Tabii yani biz niye gol atamıyoruz? Bu kadar iyi adamlar aldık. Bir sorun mu var, eksik mi var? Başka yerle transferler de yapmaya devam edelim diye. Mesela işte Cengiz Ünder'i istiyorsan okuyalım orada. Cengiz Ünder'i okuyalım, transferlere biraz giriş yapmış bakalım olalım. Bakalım transferlere. Cengiz sıradan Ünder üç tane. Dün dikkat çeken bir haberdi. Bugün devamında o haberlerin. Okan Buruk'un bizzat görüşerek Galatasaray'a davet ettiği Cengiz. Fanatik Gazetesi'nin ikinci sayfasında bu arada haber, sağ üst köşede. Transferi konusunda düşünmek üzere süre talep etti. Tudor kadroda düşünmüyor. Ve Okan Buruk bizzat görüşüp çağırıyor. Cengiz Ünder de düşünmek için bir süre talep etti ya demiş. Cengiz'in Türkiye'ye dönüşüyle ilgili herhangi bir şey yok bir kere. Onu söyleyelim. Yani Cengiz Türkiye'ye dönmek istemiyor. Yani Cengiz Avrupa'da devam etmek istiyor. Yani Tudor olur olmaz. Tudor'un da orada kalıp kalmayacağı belli değil ki zaten yani sonuçta. Evet. Ama oyuncuyu alacaksanız 18-19 milyon euro yanılmıyorsam bonservis bedeli var. Hı hı. Artı kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Yani bu Galatasaray'la ilgili Cengiz Ünder haberleri var ama olabilecek bir oyuncu değil. Öyle bir ihtimal yok. Vakeme yine dün çok dikkat çeken bir haberdi. Ya hemen Cengiz'in haberinin sol kısmında Vakeme'de de bir gelişme olduğunu görüyoruz. Nijeryalı Yıldız'ın menajeri görüşmeler sırasında rakam yükseltip başka kulüpleri devreye sokunca Aslan geri çekildi. Hatta dün Mehmet Özcan'la bir bağlantı yapmıştık. O direkt Vakeme Galatasaray'ı istemiyor şeklinde bir bilgi vermişti. Vakeme Galatasaray'ı isteyip istemediğini bilmiyorum ama sonuçta menajerinin önerdiğini biliyorum yani Galatasaray'a. Şöyle yani bir detay var. 33 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'ın 1.1 milyon euro önerdiği, menajerinin ise 2 milyon eurodan fazla bir ücret talebinde bulunduğu öğrenildi. Zaten bu menajer ücreti Vakeme konusunda belirleyici ya, oluyor. Bütün Vakeme takımlarda. Şu anda kulüp bulamayan bir oyuncu durumunda. Yani sonuçta Trabzon'a artistik yaptı. Trabzon 1.5 milyon euro artı bonuslar, onlar bunlarla 2.5 milyon euro para teklif etti bir yıl için. Sonra da bir yıl bir opsiyon, bir yıl daha bir opsiyon bile bakarız, bir daha konuşuruz dedi. Beğenmedi. Hı hı. Şimdi gelinen noktada rakamlar düştü, yarı yarıya aşağılara indi. Ve adam kulüp bulamıyor yani. Hani nerede yani? Hangi kulüp? Suudi Arabistan, Katar, oralara da bir gittiği bir durum yok. Galatasaray'a da teklif edilmiş ama Galatasaray peki, bir verdiği miktarda rakam 1 milyon. Evet. Olur muydu? Olurdu. Niye olmasın ya? O yani olabilir. Yani bir alırsınız, bir yıl oynatırsınız. Yani sonuçta şimdi Trabzon'da yaptığı işler de değerli işler. Ama hoca istiyor mu? Adam çalışmıyor. Mayıs'tan beri idman falan da yapmıyor. Bir de böyle bir şey var. Yani alsanız bugün takıma koyabilecek durumu var mı yok mu, nedir durumu bilmiyoruz. Ama bir süreç içerisinde birilerine sürekli öneriliyor. Yani Beşiktaş'a önerilmiş, Galatasaray'a daha önce önerilmişti. Şimdi tekrar Galatasaray'a öneriliyor. Yani Galatasaray ancak şöyle alır. Yani buradaki 1 milyon euro da fazla. Yani 500 bin euro vereyim sana. Attığın gole göre de, oynadığın maça göre de performans kriteri belirleyelim. Öyle olursa imza atar Galatasaray. Yoksa Galatasaray 1 milyon euro falan da vermez. Yani bu mantıklı ama Vakeme bunu asla kabul edecek bir oyuncu değil. Vallahi o etse menajer etmez. Kendisini kabul edeceği bir kulübe sürpriz bir şekilde gidebilir yani. 1 milyon euro ben Türkiye'de bilmiyorum, pek kimsenin zor vereceğini bile düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi yani Mayıs'tan beri de idman yapmış mı? Haziran bitti, Temmuz bitti, Ağustos bitiyor. Ne yapıyor? Yani tek başına çalışıyor mu, koşuyor mu? Hiç idman yapıyor. Ne olduğu da belli değil şu anda yani. Evet.